minnel husnâ ulâike anhâ mub'adûn. La yesmeun hasisaha ve hum fima iştehet enfusuhum halidun. La yahzunuhumul fez'ul ekber ve tetelakkahumul melâike. Hâzâ yevmukumullezî küntüm tu'adûn. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Evet, bereketli sofralarda güzelliği, bereketli sofralarda birliği, beraberliği, dostluğu, kaynaşmanın, yaşamanın ve paylaşmanın, çünkü Ramazan aynı zamanda paylaşmaktır. Ramazan aynı zamanda insanlara ulaşmaktır. Bunu becerebiliyorsak, bunları yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. Hoş geldin konuşması yapmak üzere ev sahibi olarak Tozanlı Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Adem Gök Beyefendi mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Esselamu aleyküm. Hayırlı iftarlar. Sayın ilçe başkanım ve İstanbul Sivas Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon başkanlarım, dernek başkanlarım, değerli Tozanlı'nın güzide insanları ve misafirlerimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif'in iftarlarından birinde bizim davetimize icabet ettiğiniz için, buralara kadar gelip emek çektiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz diyorum. Fazla uzatmadan hemen bu derneğin, Tozanlı'nın birliğine emeği geçmiş. Ta ilk baştan TOVAK dernekleşmeden eski kurucularımıza isimleri tek tek saydı. Ve bunun federasyonlaşmasında ve bugüne kadar bu halkı birlik beraberlik içinde bir arada tutan bütün yöneticilere, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan birliği, beraberliği ve huzuru, birlikte olmayı, paylaşmayı hep bahsediyoruz. 3 yıldan beri pandemiden dolayı bir araya gelemedik ve bu sene de Allah bunu bize nasip etti, bir araya geldik. Önce Tozanlı'da, sonra Hafik, Sivas ve Türkiye, İslam coğrafyası ve bütün dünya birlikte, beraberce mutlu, huzurlu, nice Ramazanlara. Önümüzde Kadir Gecemiz var, mübarek ola. Ve önümüzde de Ramazan Bayramımız var. Şimdiden Ramazan Bayramımızı hepinizi kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere Hafet adına Hafik İlçe Dernek Başkanımız, genç başkanımız dedim ya, vizyonu, misyonu duruşuyla. Sevgili Serdar Özbek, alkışlarla mikrofonu davet ediyorum. İlçe Başkanım, çok kıymetli abim. Aramıza hoş geldin. Senin gibi bir abimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Mustafa abim, tek sen de hoş geldin. İlçe başkanlarımız, konfederasyon yöneticilerimiz, Vizyon 58 Osman abim,
dernek başkanlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum Hafikler olarak. Hafik büyük bir coğrafya. Evet, Hafik büyük bir ilçe. Sivas'ımızın ilçelerinden bir tanesi. Hepimiz Hafikliyiz. Aramızda misafirler var. Misafirlerimize de ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Hafimizi birlikte olursak, bir olursak, diri olursak, Hafimizi ileri adımlara taşıyabileceğimize inanıyorum. Bugün 3 tane federasyonumuz var, 4 tane federasyonumuz var. İnşallah bu federasyonları tek bir çatı altında toplayıp burada tek bir Hafik. Önce Sivas, önce Türkiye, sonra Sivas, sonra Hafik, sonra da bölgelerimizle birlikte güçlü bir Hafik olmak için hep beraber el ele vereceğiz. Ve önce Hafik ibaresini kullanarak diğer köylerimizi ardından, çünkü bir yere gittiğimizde evin sahibi anne ve babadır. Kimin oğlusun dediğinde annemizin babamızın ismini söylüyoruz. Biz de babamız Hafik ve biz de onların evlatlarıyız. Biz bir ahtapot gibiyiz. Kollarımız koptuğu zaman hiçbirimizin bir anlamı kalmıyor ve Hafik için mücadele edeceğiz diyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bayramınıza inşallah ailelerinizle birlikte kucaklaşmanızı diliyorum. Başı ahiret, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazanımızı Rabbim bizlere mübarek eylesin. İnşallah önümüzdeki sene buradaki insanlarla birlikte hep beraber aynı çatı altında toplanır, birlikte Ramazanımızı iştirak eder diyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Kurucusal Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Cüneyt Kentek Beyefendi, alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli hemşerilerim, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu arada burada birlikte olmamıza vesile olan Adem Bey'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki iftarlarda buluşmak üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yine selamlaması konuşması yapmak üzere Zara Özköyler Dernekler Federasyonu Başkanı sevgili Halil Oğlak Beyefendi, alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Selamünaleyküm. Çok kıymetli hemşehrilerim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan şerifi bitirmek üzereyiz. İnşallah Kadir Gecesi'yle beraber taşlandığınız Rabbim yapmış olduğumuz hayır hasenatlarımızı, oruçlarımızı kabul makbul eylesin. Evet, çok konuşmaya gerek yoktur. Hepimiz aynı toplulukların insanıyız. Ben yapaklıyım, birçoğunuzu tanıyoruz. Yıllardan beri gönül gönüle el ele Sivas'ı bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere diyorum. Hepimizi kalbimizin sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Selamünaleyküm. İstanbul Sivas Konfederasyonu adına sevgili Müslüm Çandır abimi alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Çok değerli Hafik Tozanlı Federasyon Başkanım, çok kıymetli İstanbul Sivas Konfederasyonu'na bağlı federasyon başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Hafik Tozanlı Federasyonumuzun kıymetli köy dernek başkanları ve üyeleri, sizleri İstanbul Sivas Konfederasyonu Sivas Platformu adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Herkese afiyet olsun diliyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Erdem Bey'in malum Ramazan programı bu akşam Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantısı olması münasebetiyle aranızda olmayı çok arzu etmesine rağmen katılamadılar. Ama sizlere İsmail Erdem Başkanımızın sevgi ve saygılarını ve selamlarını getirdim. Onları size bilgilendirmek isterim. Kötü günleri geride bıraktık diyoruz. Yani Covid belasından kurtulduk. İnşallah sağlıklı günlere giderken, ben sözlerime son verirken bizleri buraya davet eden Adem Gök Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu mekanı işleten değerli hemşerimiz Enver Meralı Bey'e teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Doğaçlar Tozan Dernekler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Sivas Konfederasyon Başkanımızı sevgili Mustafa Süs abimi alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Buyurun sevgili Süs. Çok değerli İlçe Başkanım, çok değerli sivil toplum örgütü başkanları, üyeleri, çok değerli hanımefendiler, değerli basın, öncelikle sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum.
Allah tutmuş olduğumuz orucumuz kabul etsin. Ve önümüzde Kadir Gecesi var, bayramımız var. Ben şimdiden hem Kadir Gecesi'ni hem bayramımızı tebrik ediyorum. Allah bu birliğimizi, bu beraberliğimizi daim etsin diyor, saygıyla sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Sarıyer İlçe Başkanı değerli hemşerimiz Sayın Halil İbrahim Kurşun Beyefendi'ye mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok saygıdeğer Tozanlı Dernekler Federasyonumuzun kıymetli başkanı, değerli başkanlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel iftar sofrasında bir araya teşrifleriyle onurlandıran muhterem hanımefendilere, beyefendilere özellikle şükranlarımı ifade ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Kıymetli hemşehrilerim, Sivas müstesna bir şehir. Selçuklu'nun vicdanı, Osmanlı'nın kalbi, Cumhuriyet'in aklı, Ozanlar diyarı bir şehir. Sivas hakikaten vatan, millet, namus ve mukaddesat uğruna fedai can edenlerin şehri. Bugün hiç arzu etmememize rağmen hudut boylarını aşarak Mehmetçiğimiz vatan, millet, namus ve mukaddesat uğruna bir mücadele veriyor. Bizler bu iftar sofrasında huzurlu olalım diye. Bizler gece yastığa başımızı koyduğumuzda huzurla uyuyalım diye. Onun için buradan yüce milletimizin göz bebeği olan Mehmetçiğimizi yürekten alkışlamanızı istirham ediyorum. Bir kez daha teşrifleriyle bu cemiyeti onurlandıran hanımefendi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm katılımcıları bir kez daha saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gürlevik Dernekler Federasyonu Başkanı sevgili Yasin Kaya'yı alkışlarınızla rica ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Gürlevik Dernekler Federasyonu adına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Adem Gök ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Nice Ramazanlarda beraber olmak umuduyla Alevisi, Sünnüsüyle bir arada kardeşçe yaşamak Sivas'ımız, Hafi'miz için hep beraber olmak umuduyla herkesin Ramazan'ını en içten dileklerimle kutluyorum. İyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Efendim Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken yine programdan ötürü aramızda olamadı. Yine ilçe başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüp Sultan ilçe başkanı aramızda olamadılar. Onların bize selamını kim getirdi? Sevgili Ceren Hanım'ı, sevgili Ceren Çolak'a selamlamak, konuşması yapmak üzere buraya davet ediyorum. Lütfen rica ediyorum sizi. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ben hem bir selamlama konuşması yapmak hem de bir üzerimde kalmasın bir selamlarını iletmek için bir konuşma yapmak diledim. Öncelikle Tozanlı Dernekler Federasyonu Başkanımız Adem Gök'e çok teşekkür ediyorum bu akşamki bu iftar organizasyonu için. Biz burada neredeyse çoğu kişiyle tanışıyoruz. Her neredeyse sürekli de bir aradayız. Hemşerilerimle, abilerimle, ablalarımla, kardeşlerimle. Burada güzel bir birlikteliğimiz var. Bu anlamda da hayırlı Ramazanlar dileyim, hayırlı iftarlar diliyorum. Her zaman desteğini esirgemeyen kıymetli belediye başkanımız Deniz Köken'in de selamlarını iletmek istedim. Aynı zamanda ilçe başkanımız Muhammed Vanlıoğlu'nun da selamlarını iletmek istedim. Saygılarımı sunuyorum, hepinizi selamlıyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Sevgili başkanlarım, merhabalar, ben Rıza Kurnaz, Zile Tokatlıyım. Tabii Zile Tokatlı olmam bölgenin dışında bir yer değil, hepimiz aynı bölgenin insanlarıyız, hepimiz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Şimdi ben kısaca şöyle bir şeyden bahsedeyim, SMA hastasından bahsedeceğim.
Sevme hastası maalesef bölgemizde iki tane çocuğumuz var. Bu iki tane çocuğumuzu da Allah'tan niyaz ediyorum ki bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Şimdi ben tabii burada şu anda Sevinç Nur'un kampanyasını, Sevme hastası Sevinç Nur'un kampanyasını yürütmekteyim. Burada ölmüşlerimize kırklar okuyoruz, mevlütler okuyoruz, başka şeyler okuyoruz. İnanın bizim boğazımızda belki et geçmese ölmeyiz ama bu çocuklara yardım etmezsek ölecekler arkadaşlar. Burada çok teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için Sevinç Nur adına teşekkür ediyorum. Sevmalı çocuklar adına teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun efendim. Evet, ben Sivas Afik Oymadere Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Federasyon Yönetimi Başkan Yardımcısıyım. İstanbul Sivas Konfederasyonu'nda da genel yönetimdeyiz başkanımızla beraber. İşte bugün öğlende geldik, buraları dizayn ettik. Yönetimim de beraber sağ olsun yanımızda Oymadere olarak. Başkanımızın yanındayız. İşte burada birliğimizi, beraberliğimizi gösterdik. Daha güçlü oluyoruz her geçen gün. İşte katılımlar artıyor her geçen gün programlarımıza. Burada işte gene bölgemize hizmet için çalışmalarımız devam ediyor. Bize bu imkanı sunduğunuz için önce size teşekkür ediyoruz. Buraya kadar iftarımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Dün akşam da, bugün de Çozanlı'nın insanların birlik ve beraberlik içinde olduğunu gördük. Davetimize icabet ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Ve bizim bölge biliyorsun Sivas'ın en ücra, en bakir bölgesi. Karadeniz ikliminin, ormanın ve arazi şartlarının çok ağır olduğu bir bölge. Bizim en büyük sorunumuzdan birisi yol. Yolumuzda yaklaşık en uzak 70 kilometrelik bir yolumuz vardı. Bu yolun bir 10 kilometresi falan kaldı, asfalt olacak. Diğerini bitirdik. Geldiğimizde yaklaşık bir 30 kilometre kadar bir stabilize yolumuz vardı. Onu bitirdik yarı yarıya. Nasip olsa bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii kılçık yollarımızın asfaltlanması var. Ankara, Sivas, Sayın Valimiz, İl Özel İdare, İlçe Özel İdaremiz, Kaymakamlığımız, Meclis üyelerimiz ortaklaşa çalışıyoruz. Tabii Ramazan'dan sonra nasip olursa bölgemizin birkaç sorunu daha var. İşte özellikle doğanın kirlenmesiyle alakalı çöp aracı konusu ve bunu da sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz aracılığıyla aracımızı tahsis ettiler. Nasip olursa nasıl bu olacak? Köylerden günlük mü alınacak? Haftada bir gününü yani belirleyeceğiz. Ona göre köyler hazırlayacak o gün. Haftada bir, 10 günde bir alınıp o şekilde doğanın kirlenmemesini için çalışacağız. Onun akabinde bölgenin biliyorsun nüfusu yok. Kış nüfusu hiç yok, yazın yoğun. Gurbetçiler geliyor. İşte zirai ve hayvansal, tarımsal anlamda ne yapabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Biliyorsunuz bölge engebeli olduğu için sadece şu an tozanlı balımız çok güzel. Bu konuda da Sayın Valimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayvancılık anlamında da birkaç girişimimiz var. Bölge tarım olarak pek elverişli olmasa da hayvansal ve zirai gıdalar anlamında çalışma yapıyoruz ve iyiye de gideceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz son seçimde 19 dernekle seçime girdik ve bütün muhtarlarımızla her an irtibat halindeyiz. Aynı şekilde derneklerle de irtibat halindeyiz. Ama bu son işte bazı arkadaşlarımız Anadolu Tozanlı olarak bir federasyona ayrıldılar. Yaklaşık bir onların 6 köyü bizden ayrılan, bizim de 13 köyümüz var. Bu şekilde hep irtibat halindeyiz. Hem dernek başkanlarımızla hem muhtarlarımızla. Hakikaten bizden ayrılan diğer federasyona kaydolan köylerimiz de bizim bölgemizde olduğu için ondan için de elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Ne diyelim, birlik beraberlikten dem vuralım. İnşallah ayrılanlar geri döner. Birlik beraberlerimiz daim olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Adem Gök'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Güzel bir program oldu. Kendisine bu güzel röportajından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.